LGS'ye son 234 gün hayallerimize kavuşmamıza, istediğimiz liselere, fen liselerine, Anadolu liselerine, Anadolu İmumatip liselerine, meslek liselerine girmemize, sosyal bilimler liselerine girmemize 234 gün kaldı. Dişimizi sıkacağız, sıkı sıkıya çalışacağız, çok başarılı olacağız, çok hayret göstereceğiz. Tabii ki bazen üzüldüğümüz, sıkıldığımız yeter aman, üf dediğimiz anlar olacak ama bütün bu sıkıntılar bittikten sonra lezzetler gelecek. Hiç endişelenmemize gerek yok arkadaşlar. Şimdi günün sözüne baktığımızda iyi bir okçu oklarıyla değil ama amacıyla bilinir diyor. Gerçekten de bizim amacımız iyi bir liseye girmek ama esasında iyi bir insan olmak. Ülkemiz için, ailemiz için, kendimiz için iyi bir insan olmak istiyoruz. O yüzden de ders çalışıyoruz. O yüzden de test çözüyoruz. O yüzden de kitap okuyoruz. O yüzden de çok iyi bir şekilde başarılara ulaşacağız. Günü yorumuna baktığımızda İdil Ceylan 444 beni almış. Tebrikler İdil. Hemen yorumlarına bakalım. Kendimizi kötü hissettiğimizde ne yapmalıyız? Arkadaşlar kendimizi kötü hissedeceğimiz zamanlar olacak. Siz zannediyor musunuz ki büyük bilim insanları ya da işte ünlü işte komutanlar, büyük tarihçi büyük insanlar böyle hep böyle oh ne güzel her şey yaptım ve çok başarılı oldum dediler. Hiçbir zaman öyle olmadı. Bakın Türk tarihini düşünün. Mustafa Kemal Et Türk çok büyük sıkıntılar çekerekten bu ülkeyi kurtardı. Fatih Sultan Mehmet defalarca denedi İstanbul'u fethetmeden önce. Ya da Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Alparslan. Bakın şu çok önemli size bir şey söyleyelim mi? Eğer geriye bakarsanız, geçmişe bakarsanız kendinizle de gurur duyacaksınız. Sizler 8. sınıfa gelene kadar 1'de, 2'de, 3'te, 4'te, 5'te, 6'da, 7'de birçok sınavda, birçok zorlukta, birçok sıkıntıda bayağı zorlandınız, üzüldünüz ama onların hepsini aştınız ve şu anda 8. sınıftasınız. Dolayısıyla ne kadar geriye bakarsanız o kadar ilerisini görebilirsiniz. Bu cümle çok güzel. Ne kadar geriye bakarsanız o kadar ilerisini görebilirsiniz. Siz geçen sene bakarsanız geçen sene pandemi vardı, okullar kapandı, açılıp ama bitirdiniz 7. sınıfı. Daha da geriye geçin ilkokulda beşte 6'da yedi birçok şeyi başardınız. Daha da geriye gidin Türk milleti neler neler başardık biz. Kurtuluş Savaşı'nda düşmanı denize döktük. Daha da geriye gidin Osmanlı İmparatorluğu'nun daha da yani düşündüğünüzde esasında sizler mükemmel zekaya, potansiyele, başarıya azme, sahi, azme sahipsiniz. Dolayısıyla matematik, fenmiş nedir bunlar ya hepsini halledersiniz diyeceksiniz ve kendinizi kötü hissetmeyeceksiniz. Hedefinizi koyacaksınız, lisenizi duvarınıza asacaksınız ardından da Aylık, haftalık ve günlük ödevlerinizi belirleyerekten sıkı sıkıya çalışacaksınız. Eğer bölüm umudunuzu kaybettiğiniz anda geçmişte başardıklarını düşüneceksiniz. Daha da geçmişe gittiğinizde zaten kahraman şanlı milletimizin büyük zaferlerini düşündüğünüzde ya ben bu LGS'yi zaten paramparça ederim diyeceksiniz. İkinci soruya baktığımızda matematik kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Matematikle alakalı bizim her zaman tostlarda söylediğimiz yöntem en değerlisi. Yani önce temel sorular, sonra orta seviye sorular, sonra sınav tarzı sorulara geçmeniz gerekiyor. Direkt bu sorudan başlarsanız tabii ki üzülür, yamulur, moraliniz bozulur. Ama önce bir kolay soruya konuyu öğren. Sonra orta seviye söyle biraz biraz daha gelişir. Sonra sınav tarz soruları yani LGS tarz soruları çok daha dikkatli bir şekilde çözmeniz gerekir. Direkt olarak bu tarz sorulara geçerseniz, bu tarz sorular çözerseniz moraliniz bozulur, canınız sıkılır. O yüzden adım adım aşama aşama çeksiniz ve ilk başta bir soruya matematikte bir soru iki dakika veriliyor demeyeceksiniz. Gerekirse 2 dakikadan da fazla vereceksiniz. 5 dakika 10 dakikada çözerekten bu işi halledeceksiniz. Günün kaynağına baktığımızda 8. sınıf dinamo matematiği görüyoruz. Mükemmel bir kaynak. Gerçekten Çözemediğiniz soruları karakol doktoraktan çözebilme teriniz var. Hepsi yeni sorular yani Milletin Bakanlığı'nın en son yaptığı LGS 2020'ye birebir uyumlu tam da sınav tarzı soruların bulunduğu bir kitap. Mutlaka buradaki soruları güzel güzel çözün. Bol bol yanlış yapın yaptığınız yanlışlarında çözümünü öğrenin. Çünkü sizleri Ankara Fen Lisesi bekliyor. İzmir Fen Lisesi bekliyor. Trabzon Anadolu Lisesi bekliyor. İskenderun Sosyal Mühendisliği hepsi bekliyor arkadaşlar. Bu okullar sizleri bekliyor. Hadi bakalım çalışın sıkı sıkıya başarın yorumlarınızı bekliyoruz.